Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi içerik üretmek için burada sizlere çok farklı alanlardan kendi yap fikirleri sunuyorum. Yeri geldiğinde evin duvarını boyuyorum, yeri geldiğinde makrome yapıyorum, bazen eski bir eşyayı geri dönüştürüyorum. Ama böyle bunlardan çok azına gerçekten bağlanıp devam ettiriyorum. Punch benim için bunlardan bir tanesi oldu. Punch yapmayı çok seviyorum ve bu konuda kendimi oldukça geliştirdim. Böyle Türkiye'nin farklı şehirlerinde atölyeler düzenliyorum, bildiklerimi insanlarla paylaşıyorum ve bu durum beni inanılmaz mutlu ediyor. Beni eğer Instagram'dan takip ediyorsanız Punch ile ilgili orada daha fazla paylaşımlar yapıyorum. Eğer takip etmiyorsanız ve Punch ile ilgileniyorsanız bence mutlaka bir göz atın. Duygu Turgok kişisel hesabımın adı. Ama YouTube'da o kadar fazla paylaşmadığımı fark ettim. Çok uzun zaman önce İpek için bir tilki şeklinde çanta yapmıştım ve bu çanta sizler tarafından çok beğenildi ve mutlaka videoyu çekmemi istediniz. Ben de bu kez bir kirpi şeklinde çanta yapmaya karar verdim. Ve İpek gerçekten bu çantaları o kadar severek takıyor ki böyle bütün hayvanları dizmek istiyorum, tek tek punchlamak istiyorum. Bugün bu çantaları nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. İlk olarak kumaşımı çerçeveme gererek işe başlıyorum. Ben yuvarlak kasnak yerine böyle bir çerçeve tercih ediyorum. Çünkü punchta kumaşın gerginliği çok önemli. O yüzden de tercihimi bu kare çerçevelerden yana kullanıyorum. Kumaşımı gerdikten sonra sıra geliyor şekli aktarmaya. Bunun için internetten bulduğum bir kirpi figürünü kullanıyorum. Ama tabii biraz değiştirerek. Çünkü oradaki tüm ayrıntıları çizmeye gerek görmüyorum. Çerçevemin altına biraz yükselti yaptıktan sonra şeklimi yerleştirip üzerinden kalemle geçiyorum. Aslında kare çerçeve kullandığınızda böyle bir avantajı da oluyor. Şekli aktarmak çok ama çok kolay oluyor. Ben kirpimi hem arkadan hem önden işleyeceğim için şekli bir de arkadan çiziyorum. İğneme ipimi geçiriyorum. Bunu çok detaylı göstermedim. Çünkü daha önceki punch videolarımda yeterli bir şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Eğer onları da göz atmak isterseniz hem açıklamalar kısmına link bırakacağım hem de yukarıdaki linke tıklayarak o videolarıma da göz atabilirsiniz. İpimiz iğneye geçti. Artık yapmaya hazırız. İğnemi kumaşa batırıyorum ve ilk batırdığım ipi arkadan çekiyorum. Bitirdiğimde aynı şekilde ön taraftan ipimi kesip arkadan çekiyorum. Bu şekilde öncelikle küçük detaylardan başlıyorum. Punch'ta her zaman içten dışa doğru. Eğer tamamlanması gereken bir küçük detay varsa önce onu tamamlayıp daha sonra arkayı doldurmaya geçiyoruz. Bu çok önemli bir nokta. O yüzden ben yüzün içindeki tüm detayları yapıp daha sonra arka kısmını doldurmaya geçiyorum. Punch'ta bir alanı doldururken her zaman şekli takip ediyoruz. Yani ben farkındaysanız önce yüzün bir çerçevesini çiziyorum ve daha sonra içe doğru hep aynı şekilde devam ediyorum. Yani bir üçgenin içini doldururken örneğin hep küçük üçgenler çizerek gitmelisiniz. Böyle yukarı aşağı giderek ya da işte sağa sola giderek doldurmaya kalktığınızda köşeler çok düzgün durmuyor. O yüzden bu konuda da lütfen dikkatli olalım. Evet, yüzünü tamamladıktan sonra arkadaki fazlalık ipleri de kesiyorum. Şimdi sıra geldi arka kısmını yapmaya. Bunun için iğnemin ayarıyla oynayacağım. İğnemi en yüksek ayara getiriyorum. Ve bakın iğnemin ucu direkt otomatik olarak uzuyor. Bu ne demek? Ben daha fazla ip bırakacağım kumaşta. Şu anda işlediğim bölüm daha pofuduk olacak demek. O kirpinin arkasının görüntüsünü vermek istedim. O yüzden de böyle bir ayarla oynama yaptım. Evet, kirpimi tamamladım ve kenarlarından makas yardımıyla kestim. Şimdi çanta haline getirmeye başlayabiliriz artık. Yine aynı kumaştan kirpim şeklinde bir parça daha kestim. Bir de astar için iki parça kesiyorum. Bunun için aslında iki yuvarlak parça kesiyorum. O yüz kısmını kesmeye gerek duymuyorum. Yani toplamda üç parça daha kumaş kesmiş oldum. Öncelikle arkasıyla birleştireceğim. Daha sonra astarı dikme işlemine geçeceğiz. Oldukça küçük bir çanta olduğu için ben dikiş makinesi yerine elimle dikmeyi tercih ediyorum. Dikiş makinesiyle çok düzgün olmayabiliyor. Çünkü dediğim gibi çok küçük, dikerken çok zorlayabiliyor. Ve iğnemi ipliğimi alıp tam köşelerden, kenarlarından dikmeye başlıyorum.
işimi tamamladım. Kirpiği ters çevirerek nasıl durduğuna bir bakıyorum. Ve ucunu çıkarmakta zorlandım. O yüzden de sivri bir şeyle, bir makas yardımıyla burnunun ucunu da çıkararak çantamın ilk aşamasını tamamlıyorum. Şimdi sıra geldi buna bir astar dikmeye. Öncelikle astarımı aynı şekilde ağız kısmını boş bırakacak şekilde makinede diktim daha hızlı olması için. Ve hiç ters çevirmeden olduğu gibi çantamın içine yerleştirdim. Ve çantamın kenarlarına küçük çentikler atarak, çünkü yuvarlak olduğu için katlaması biraz zor oluyor. Çentikler atarak içe katlayıp iki parçayı astarla dıştaki parçayı iğneler yardımıyla birleştiriyorum. Astarla arka kısmı birleştirme işlemini tamamladım ve artık dikme işlemine geçebiliriz. Böyle ince bir iple belli olmayacak şekilde çok düzgün bir şekilde dikmeye çalıştım bunu. Çünkü dediğim gibi makinede bunu dikmek gerçekten zor olabiliyor, çok küçük. O yüzden de böyle elinizle yapabildiğiniz kadar düzgün bir şekilde dikmeye özen gösterin. Artık çantamız ana hatlarıyla hazır. Şimdi buna bir de askı yapmak gerekiyor. Ben bunun için böyle burgul bir ip tercih ettim. Bir de ahşap boncuklarla süslemek istedim. Boncukları yerleştirdikten sonra direkt bu askılarımı da çantamın arka kısmına dikerek çantamı tamamlıyorum. Bu aşamada isterseniz çantanın ağız kısmına mıknatıslı çanta aparatlarından da yerleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çantamız hazır. İpek bu çantaları takmayı çok ama çok seviyor. Ben daha önce bir tilki çanta hazırlamıştım. Bir de limon hazırlamıştım. Onları da sizlere göstermek istedim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Benim punch'ın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi, çerçevede işlemeyi yaptıktan sonra yaptığınız ürünü birçok farklı şeye dönüştürebilmeniz. Sepet yapabilirsiniz, duvar süsü yapabilirsiniz, kırlent yapabilirsiniz, bizim yaptığımız gibi çanta yapabilirsiniz. Yani gerçekten bunda sınır yok. Ben o yüzden punch'ı ayrıca seviyorum. Bu çantalar çok sevimli oldu bence. Çocuğunuz için çok uygun olabilir. Sırt çantasına da dönüştürülebilir. Belki bir sonraki projemiz o olur punch'la ilgili. Bilmiyorum şimdi. Ben söz vermek istemiyorum. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.